Efendim mutlu akşamlar. TV 52 Ana Haber'den hepinize merhabalar. Ben İsa Akçay. Bugün günlerden 22 Ocak 2021 Cuma. Yine haber başlıklarıyla, gündemin önemli maddeleriyle karşınızdayız. Bir hatırlatma yapalım, öyle girelim bültene. Klasiğin dışında da bir giriş yaptık fark ettiğiniz üzere. Biliyorsunuz saat 21'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Pazartesi sabah saat 5'e kadar da devam edecek. O yüzden var olan ihtiyaçlarını market olur, başka ihtiyaçlarınız olur. Halletmenizi, tedarik etmenizi tavsiye ederiz. Bu konuyu da hatırlatmış olalım. Ve Cumhurbaşkanı ile başlayacağız bültene. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Cuma namazını Üsküdar Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Namaz çıkışında da gazetecilere açıklamalar yaptı. Aşıda ikinci faz aşılarının hafta sonu geleceğini söyledi Erdoğan. Erken seçim iddialarına da yanıt verdi. Erken seçimin olmayacağını, seçimlerin zamanında olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada ikinci parti aşımız nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir dedi. Değerli arkadaşlar, önce aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa yani onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Ve beklentimiz bir 10 milyon gelecek. Ve bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz. Bu yaş grubu huzur evlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Ve tabii bu arada yine bilim kurulunun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek o kademe çerçevesi içerisinde de aşı süreci devam edecek. Erken seçim iddiaları ile ilgili konuşan Erdoğan, biz muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde değiliz. Şu anki tablo, takvim Haziran 2023'tür. Haziran 2023'ten önce erken seçim söz konusu değildir, dedi. Daha önceleri de açıklamalarımı yaptım. Biliyorsunuz, biz bu muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde değiliz. Bizim şu andaki tablo, takvim Haziran 2023'tür. 2023'ten önce, Haziran 2023'ten önce böyle bir erken seçim falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman bir erken seçime gidilmez. Bu erken seçim yaygaraları vesaire filan bunlar tamamen oturmamış ama kendilerine acaba bir yerden ne elde edebiliriz gayreti içerisinde olanların hayalleridir. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır ve bu tarihte Haziran 2023'tür. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu'daki okul ihtiyacını İlk göreve başladığı anlarda belirlemiş ve 41 okula ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ordu'nun 35. okulun imza töreni geçtiğimiz akşam ana haberde size aktarmıştık, yapılmıştı. Bugün de 36. okul için imza töreni düzenlendi. Ancak o imza töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Ordu'da göreve başladığı günden itibaren devlet, vatandaş işbirliğiyle ilin ihtiyaç duyduğu okul binası yapımına önem veren Vali Tuncay Sonel, 36. okul ulaşmanın sevincini yaşadı. Hayırsever insanları okul yapımı konusunda teşvik eden Vali Tuncay Sonel, bu defa tıp alanında ülkemizde ve yurt dışında önemli hizmetlerde bulunan Profesör Doktor Sait Kapıcıoğlu tarafından yaptırılacak 8 derslikli ilkokulun yapım protokolünü imzaladı. Hayırsever tıp hocası Profesör Doktor Sait Kapıcıoğlu tarafından bir süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu adına Ünye ilçesinin Yüceler Mahallesi'nde yaptırılacak 8 derslikli ilkokula Ünye Mert Kapıcıoğlu İlkokulu adı verilecek. Merhum evladım Arif Mert Kapıcıoğlu anısına yapılan okulun protokolünü imzalıyoruz. Bu
okul yapma işi benim hayat boyu özlediğim, evladımızın da anısını yaşatacak güzel bir projedir. Ünye Mert Kapıcıoğlu İlkokulu yapım protokolü imza töreninde konuşan Vali Tuncay Sönel, bugün ordumuz için yine en önemli hayırlı günlerden bir tanesi. Ordumuzun Ünye'nin değerlerinden, çok kıymetli tıp alanında adeta simge olan Profesör Doktor Sait Kapıcıoğlu hocamızla 8 derslikli okulun yapım protokolünü imzalayacağız dedi. Bizim ordumuzun, Ünye'nin değerlerinden çok kıymetli tıp alanında doktorluk, kendi alanında adeta böyle bir simge olan Profesör Doktor Sait Kapıcıoğlu hocamız, ki hocamız hem Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hem de yurt dışında birçok üniversitede çok önemli işler yaptı. Bizim başımızın tacı. Kendisini çok çok seviyoruz. Allah razı olsun. Tabii 6 ay kadar önce üzücü bir kazayla evladımız Mert evladımızı maalesef kaybettik. Onun da mekanı cennet olsun. Hocam büyük bir böyle güzellik sağlayarak evladımız adına ordumuzda, Ünye'mizde 8 derslikli Mert Kapıcıoğlu İlkokulu'nu yapmak için hayır işinde bulundu. Biz hocamızın ellerinden öpüyoruz. Hayırsever tıp hocası Profesör Doktor Kapıcıoğlu, dünyada yapılacak en büyük iyilik, en büyük hayır okul yapmaktır dedi. Dünyada yapılacak en büyük iyilik, en büyük hayır bu olduğuna inanıyorum. Bu bakımdan her imkanı olan kişilerin Türk milli eğitimine katkılarını tavsiye ederim. Büyük huzur bulacaklardır. Hazreti Ali bana bir kelime öğretenin kulu kölesi olayım demiştir. Biz bu Arif Mert Kapıcıoğlu Okulu'nda öğrencilerin ders görerek eğitim alması, bu Hazreti Ali'mizin görüşünü yansıtacaktır. Konuşmaların ardından Vali Tuncay Sönel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, hayırsever tıp hocası Profesör Doktor Sait Kapıcıoğlu tarafından Ünye Mert Kapıcıoğlu İlkokulu'nun yapım protokolü imzalandı. Ordu'da 2016 yılında karara bağlanan 1/5000 ölçekli imar planı mahkeme kararıyla iptal edildi. Yeni imar planı çalışması var. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in de tarzını hemen hemen hepimiz öğrendik. İstişareye çok önem veriyor. Dün akşam da imar planının, yeni yapılacak imar planı için bir istişare toplantısı düzenlendi Büyükşehir'de. Mimarlar, mühendisler, plancılar katıldı. Bu toplantıya Doktor Mehmet Hilmi Güler'in mesajı netti. Çocuklarınıza ve torunlarınıza çok daha iyi bir ordu bırakmak için bu düzenlemeyi yapıyoruz. Ne para ne rant umrumuzda değil dedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ordu 1. İdare Mahkemesi'nin kentte yüksek katlı binaların önünü açan 2016 yılında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nı iptal etmesinin ardından yeni imar planı hazırlıklarına başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası ve Müteahhitler Birliği Derneği üyeleriyle istişare toplantısı gerçekleştirildi. Ortak akıl etrafında buluşmak ve katılımcı bir anlayışla sektörün tüm kesimlerinin görüşlerini almayı hedefleyen Başkan Güler, geleceğin ordusunu yaparken öncesinde yapılmış olan yanlışlıkları elden geçirdik. Daha güzel bir ordu yaparken yanlışlarla devam etmek istemiyoruz dedi. Ordusunu yapmak, daha doğrusu size değil, çocuklarınıza ve torununuza bir ordu bırakmak. Onun dışında hiçbir şey umurumuzda değil. Ne rantmış, ne paraymış, ne pulmuş, ne şuymuş. Öyle bir şey bizim kitabımızda yazmaz. Tamam mı? Buraya geldik daha güzel bir ordu yapmak için. Örnek bir şehir yapmak için. Biz bir ordu aldık. Güzel bir orduyu da Allah ne kadar imkan verirse yapacağız. Biz de geleceğin ordusunu yaparken bu yanlışları elden geçirdik. Bizim amacımız daha güzel bir ordu yapmak. Yanlışlarla devam etmek değil. Dolayısıyla bunu böyle düşünerek yapın. Çünkü ben de sizin gibi bir orduluyum.
Gerekiyorsa birlikte çalışalım. Tamam mı? Bizim her şeyimiz sizle beraber. Dediğim gibi ayrı gayrı yok. Ordunun ufacık bir duvarını bile gören bir kimse, şu an sadece orayı gören bir kimse bu orduya ait demesi lazım. Bir bahçenin şeklini, bir yolun şeklini, bir tarzımızı biz oradan çıkartması lazım. Ordunun bir kişiliği var. Başkan Güler, 19 ilçede 19 yeni yerleşim belirlendiğini belirtti. 19 ilçede 19 yerleşim yeri seçtik. Ve buralarda şimdi çağdaş bina nasıl olur? Bunun hazırlığını yapıyoruz. İşte Ulubey'i beğeniyor musunuz? Korgan'ı beğeniyor musunuz? Yani şehircilik açısından. Yani bir yolun etrafında binalar yapılmış. 19 yerleşim yerine 19 şey kuruyoruz. Şehir. Bunun yerleri seçildi. Size ilave iş. Oturun. Hele bu İstanbul'un mesela ikinci nüfusu Ordu. Allah göstermesin. Sözüm meclisten söyle. Keşke bunu sözü söylemeyecek durumda olsam. Bir deprem olsa İstanbul'da. İkinci, üçüncü günde ne yapacaktır? Pek çok ordulu toprağına gelecek, buraya gelecek. Gelen su isteyecek, yol isteyecek, bina isteyecek. İşte bu güzel şeyi şimdiden yapalım. Yani geleceğin 100 yılın ordusunu yapıyoruz. Kaygım yok, ticari kaygım yok, para pul yok, şu yok. Tek şeyim güzel bir ordu yapmak. Süleyman falan başlattığı gibi. Kimse kimseye delege etmesin. Yani ne hata varsa bu hatayı yaparken de birlikteydik. Güzeli yaparken de birlikteyiz. Daha güzeli yaparken de birlikte olacağız. Onun için size teşekkür ediyorum. Burada şehircilik anlayışı, mimarlık anlayışı, hatta tarih bilinci hepsi beraber, sosyolojisiyle beraber hareket edeceğiz. Yani bu bir büyük şehir. Nasıl ki İstanbul'da Pendik'le Yeşilköy'ün arasında bir fark yoksa, Ümraniye ile Üsküdar'ın arasında bir fark yoksa, büyük şehir olarak bakacağız ona. Durum bu. Bunun şöyle bir silkelenmesi lazım arkadaşlarımızın. Hilmi Güler'in toplantıda kullandığı cümleler arasında çok önemli de bir mesajı vardı. Biliyorsunuz çok fazla iddia var Hilmi Güler'le ilgili. Bir dönem için geldi, emanetçi geldi gibi iddialar var. Ancak Hilmi Güler aslında bu iddialara da son noktayı koydu. Dün akşam satır aralarında verdiği mesajla buradayız dedi. İkinci dönem, hatta üçüncü dönem seçilebilirsek görevimizin başındayız dedi. Her şey serbest. Her şeyi konuşacağız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, ben buraya 2 aylığına, 3 aylığına, 6 aylığına gelmedim. İkinci, üçüncü dönemde seçilebilirim. Ona göre hareket edelim dedi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği istişare toplantısında önemli mesajlar verdi, net konuştu. Toplantıda siyaset alanında da tanınan bir müteahhit, geçmiş dönemde yapılan ve yakın zamanda mahkeme tarafından tamamen iptal edilen imar planlarını savundu. Başkan Güler'in bu konuşma üzerine verdiği cevapların satır arasına ise gizlenmiş manidar mesajlar vardı. Doğruların içinde de vardınız, yanlışların içinde de vardınız. Biz doğruların içinden yanlışları çıkardık diyerek yeni vizyonu ve yönetim anlayışını bir kez daha vurguladı. Ne söylediğimi de biliyorum, ne söyleyeceğimi de biliyorum. Onun için bu karşılıklı birbirimizi anlayarak konuşalım. Hiç şifreli konuşmayalım. Tıkır 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 her şeyi net konuşalım. Başkan Güler'in belki ikinci dönemde de ve hatta üçüncü dönemde de devam edebilirim. Bunu da bilin, bunu da yazın bir yere sözleri devam mesajı niteliğindeydi. Güler bu mesajı verirken daha güzel bir orduyu inşa etmek adına hizmete devam edeceğinin altını çizdi. Ordu bir bütün. Biz bir ordu aldık. Güzel bir orduyu da Allah ne kadar imkan verirse yapacağız. Amacım gönül ister ki ikinci bir dönemde seçelim, üçüncü dönemde seçelim. Tamam mı? Yani öyle ben hemen bırakıp gidecek bir halimiz falan da yok, bunu da bilin. Yani ben buraya 2 aylığına, 3 aylığına, 6 aylığına falan gelmedim. Bu bir emanettir. Süremizin sonuna kadar eğer beğenirseniz bir süre daha da kalabiliriz beraber. Amacımız bunu da bilin yani. Bunu da yazın bir yere. Buna göre hareket edelim. Altınordu Belediyesi Şirin Pazar'ın açılışını yaptı. İlçenin en büyük pazarı oldu. Tabii hijyen ortamı da özellikle pandemiyle uyumlu. Bir de ürün kalitesi ve pazardaki esnafların memnuniyeti haber bültenlerinde ekranlarınıza yansımıştı. Belediye sabah çorbaları ikram ediyor ve ısınmalar için de palmiye sobalar götürmüştü pazara, biliyorsunuz. Belediyeden bir jest daha geldi hem vatandaşa
hem de pazar esnafına artık Altınordu Belediyesi önünden ücretsiz servisler kalkacak Şirin Pazar'a. Altınordu Belediyesi tarafından Şirin Evler Mahallesi'nde tamamlanarak hizmete açılan ilçenin en büyük ve en modern pazarı olan Şirin Pazar'a ulaşım belediye tarafından ücretsiz sağlanıyor. Öncelikle ben her zamanki gibi belediye başkanımız Aşkın Tören Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü pazarımızı kaldırdı belediyenin altından fakat insanlarımızı mağdur bırakmadı. Satıcılarımızı da esnaflarımızı da mağdur bırakmadı. Onlara Şirin Evler'de güzel bir yer hazırladık. Çok da güzel bir şekilde çalışmaları devam ediyor, satışları devam ediyor. Fakat yeni mahallemizde insanların pazara gitme sıkıntısı vardı. Onun için de her gün saat 12, 2 ve saat 6 arasında ücretsiz otobüs kaldırıyoruz. Artık bizim yeni mahallemizdeki insanlarımız da mağdur değil, esnafımız da mağdur değil. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum. Yeni mahallede haftada bir gün pazar yerimiz olacak. Bunun için de başkanlarımızla beraber pazar yeri araştırıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ederim. Altınordu Belediyesi daha önce yapılmayan birçok projeyi hayata geçirmeye, vatandaşlardan tam not almaya devam ediyor. Hayatın her alanına yaptığı dokunuşlarla halkın beğenisini ve takdirini toplayan Belediye Başkanı Aşkın Tören, bu sefer de yeni hizmete açılan Şirin Pazar'da alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara ücretsiz servis aracı tahsisi yaptı. Çok teşekkür ederim Belediye Başkanımıza. Çok güzel bir hizmet vermektedir. Allah razı olsun derim. Vallahi ben böyle uygulamayı büyük şehirlerde olduğunu biliyordum. Burada da olduğunu duydum, çok sevindim, çok memnun oldum. Aynı büyük şehirlere yakışan bir olay yani bu. Bizim için fırsat. Halk gelecek, eksiğini alacak, evine gidecek. Ben bile bugün gelirken çok zorlandım buraya. Bunu duyunca çok sevindim, çok memnun oldum. Allah razı olsun. Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e neler söylemek istersin bu uygulama hakkında? Böyle hizmet verdi, memnun olduk. Yani ileri görüşlü bir belediye başkanımız. İnşallah memleketine yakışır bir olay yani bu. Çok İşlerimiz de çok iyi olur inşallah. Bütün halkımızı buraya bekleriz. Elimizden geldiği kadar halkımıza uygun vermeye çalışacağız. Altınordu Belediyesi ve Şoförler Odası işbirliğiyle hayata geçirilen projenin mahalle sakinlerine büyük kolaylık sağladığını ifade eden Belediye Başkanı Aşkın Tören aynı zamanda müşteriyle esnafı da buluşturduklarını söyledi. Başkan Tören, belediyemiz tarafından kısa süre önce tamamlanarak hizmete açtığımız Şirin Pazar hem ürün çeşitliliği hem de fiziki yapısıyla Altınordu'nun yeni cazibe merkezlerinden birisi haline geldi. Yeni açılan semt pazarımızın hem bilinirliğini artırmak hem esnafımızın bu hizmetlerle kazancına katkıda bulunmak hem de vatandaşımızın taze ve uygunluk maliyetine göre alışverişine katkı sağlamak amacıyla vatandaşlarımıza Şirin Pazar'a ücretsiz ulaşım imkanı da sağladık. Altınordu Belediyesi olarak ücretsiz servis hizmetimizle vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılaması için pazara güvenli ulaşımı temin ederek pazarın erişilebilirliğini artırıp konforlu bir hizmet sunmak istedik. Her şey Altınordulular için ve tüm imkanlarımızla Altınordulu hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz şeklinde konuştu. Vallahi biz bilmiyorduk, şimdi olduk yani, memnun olduk. Teşekkür ederiz belediyeye. Her gün belli saatlerde Altınordu Belediyesi hizmet binası önünden ücretsiz olarak kalkan servis araçlarından duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar uygulamayı hayata geçiren Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür ettiler. Şimdi müşterilerin daha rahat bir şekilde buraya gelmeleri için otobüsün bize verdikleri için teşekkür ederiz. Buradan Ordu'ya, Ordu'dan buraya. 12, 14, 16 saatleri arasında müşterilerin daha rahat gelmesi için Sayın Başkanımıza teşekkür ederim. Altınordu Belediye'mize hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah bu hizmetler daha çok hizmetlerimiz devam eder. Allah razı olsun. Hani ya belediyemize hani ya bu katkıyı o kattığından hani ya ücretsiz o servis olduğundan bu teşekkür ederim. 3 sene oldu.
2020-2021 yılı eğitim öğretim döneminin ilk yarı tatili bugün itibarıyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere bir sürprizi vardı. Birlikte 23 gün etkinlikleri düzenledi Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Ziya Selçuk etkinlikler için bizzat bağlantı yaptı 81 ille. O illerden bir tanesi de Ordu'ydu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarı yıl dönemi kapanışı ve birlikte 23 gün etkinlikleri tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu. Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, yarı yıl tatilinin başladığına işaret ederek çok sıra dışı ve ilginç bir dönemin geride kaldığını söyledi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, çok sevgili öğrencilerimiz, bugün yarı yıl tatiliniz başlıyor. Çok sıra dışı ve çok ilginç bir dönemi geride bıraktınız. Dünya tarihi açısından gerçekten de çok farklı bir dönem. Sınıflarınızı, koşturduğunuz koridorları, okulun bahçesini, öğretmenlerinizi öyle tahmin ediyorum ki en çok da arkadaşlarınızı özlediniz. İkinci döneme ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Selçuk, ikinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz dedi. İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz. Sevgili öğrencilerimiz, güzel evlatlarım, tatiliniz bildiğiniz gibi 23 gün sürecek. Uzun bir kış tatili olacak. 81 ilden öğrencilerin katıldığı video konferansta Ordulu Nazda Bakan Selçuk'a teşekkürlerini sundu. Bize yardım edenlere, bize bu imkanları sunanlara ve size ziyaret etmeme çok teşekkür ediyorum buradan. Olur mu? Biz teşekkür ederiz. Sevgili Naz, Ordu'dan katılıyorsun ve bu çalışmaları bu şekilde özümsemiş olman gerçekten çok güzel. Bunlar bizim görevimiz. Biz bunları yapmak zorundayız ve en iyisini yapmak zorundayız. Dünyadaki diğer ülkelere göre daha ileride olmak durumundayız. Çok çok teşekkür ediyorum ailene, öğretmenlerine. Çok çok selamlar lütfen. Sohbetin ardından Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarı yıl dönemi kapanış zilini çaldı. Değerli arkadaşlar, sevgili çocuklar, güzel kuzularım, hepinize iyi bir tatil diliyorum. Zilimiz çalıyor. Evet, bugünün dersimiz bitti. İnşallah ikinci dönemde buluşmak üzere. İyi tatiller diliyorum. Sağlık Bakanlığı aşı çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. 85 yaş üstü vatandaşlarımıza aşı uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca evlerinde aşı olan 85 yaş üstü vatandaşlarımızın aşı görüntülerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 yaş ve üstündeki vatandaşların evlerinde yeni tip koronavirüs aşısı olduğu anların görüntülerini paylaştı. Hepsine teşekkür ederim. Hepsine Allah razı olsun. Öperim gözlerimizden, yüzlerimizden. Allah razı olsun yavrularım. Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında COVID-19 aşıları evlerinde yapılan 85 yaş ve üstündeki vatandaşlara ilişkin büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz değerlendirmesinde bulundu. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Allah korusun kötülerden, kötü yoldan. Efendim, şu anki başlatmış olduğu hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kocanın bu ifadeleriyle paylaştığı videoda sağlık ekiplerinin evlerine gittikleri yaşlılara aşı yaptıkları anlar yer alıyor. Videoda vatandaşların uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Müzik.
Sağlık Bakanlığı'nın aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken akıllarda soru işaretleri de var. Onlardan bir tanesi belki de en çok cevaplanmayı bekleyeni. Hamile kadınlar da aşı yaptırmalı mı? Bununla ilgili de Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Hakan Timur bir açıklama yaptı. Eğer gebe kalmayı düşünüyorsa hanımefendiler gebelikten önce aşı yaptırmalıdır dedi. İçinde bulunduğumuz bu günlerde toplumda hatta dünyada en çok konuşulan konu tartışmasız COVID-19 aşısı. COVID-19 aşısının yaygın kullanılmaya başlamasıyla sorulan soruların başında hamile kadınların aşı yaptırıp yaptıramayacağı geliyor. Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Hakan Timur konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, gebe kalmayı düşünen kadınlar gebelik öncesi aşı yaptırmalı dedi. Biliyorsunuz günümüzde artık koronavirüs aşısını bütün vatandaşlarımız ulaşabiliyor durumdalar. Türkiye'ye CoronaVac isimli Sinovac firmasının inaktif aşısı geldi. Biz bu aşıyı gönüllü olarak uyguluyoruz vatandaşlarımıza. Özellikle bu aşının faz 2 çalışmasında, faz 3 çalışmasında gebe ve çocuklar maalesef yok. O yüzden bunlarla ilgili veriler şu anda elimizde yok. Ama derneklerin ortak görüşü, gönüllülük esasına göre özellikle emziren annelerin bu aşıyı yaptırabileceğini, gebe kalmayı düşünen insanların da bu aşıyı yaptırmaları gerektiğini ve bu aşıyı yaptırdıktan sonra ne kadar bir gebelik süresi bırakılacağı kesin belli değil ama bu aşıyı gebe değilken muhakkak kadınların yaptırması gerektiğini. Timur, gebelerde aşı yaptırmanın zorunlu olmadığını dile getirdi. Gebeyken ise gönüllü olarak eğer gebe olan hanımın, anne adayının gönlü varsa bu aşıyı yaptırabileceği ama zorunluluk olmadığı ifade edilmektedir. Biz de burada bazı emziren sağlık çalışanlarımıza aşıyı önerdik. Onlar aşıyı yaptırdılar. Timur'un bir de tavsiyesi vardı. Gebeler için benim tavsiyem bir yüksek riskli gebelik uzmanı olarak bir süre daha beklemeleri ve sonrasında muhtemelen gebedeki sonuçlar açıklandıktan sonra bütün gebelerimize bu inaktif aşıyı önerebileceğiz. Çünkü biz zaten gebelikte inaktif aşıları yapabiliyoruz. Gebelikte toksoid aşıları dediğimiz bu virüs içermeyen aşıları da yapabiliyoruz. Orada da aşı çalışmaları aralıksız devam ediyor sevgili izleyenler. Hem evde bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlarımız yani 90 ve üzeri vatandaşlarımız için aşı çalışması yapıldı. Şimdi de 85'e düştü. Baraj biliyorsunuz 85 yaş üzeri vatandaşlarımıza aşı çalışması yapılıyor. Ancak engelli ve bakıma muhtaç kişilere de aşı çalışması yapılıyor. Onlardan bir tanesi de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü idi. Orada da aşılama çalışmaları 18 Ocak Pazartesi'den itibaren başladı. Bununla ilgili de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık açıklamalar yaptı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen COVID-19 aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'ne göre 14 Ocak Perşembe günü itibariyle ülke genelinde sağlık çalışanları ile başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Ordu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık bu süreçte çalışanlarına ve yaşlı, engelli vatandaşlarına uzman ekipler tarafından psikolojik destek sağlandığını söyledi. Huzur evlerinde alınan sıkı pandemi tedbirlerinden ötürü can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu ifade etti. Pandemi süreci başladığı andan itibaren kuruluşlarımızı ziyaretlere kapattık. Kuruluşumuzda kalan yaşlı ve engellilerin yakınlarıyla görüşmelerini telefon ve canlı linkler aracılığıyla sağladık. Kuruluşumuzda 14 günlük vardiya sistemine geçtik. Vardiya girecek personellerimizin testlerini yaparak personelimizi 2 gün izolasyon biriminde misafir ettikten sonra kuruluşlarımıza aldık. Yanık, huzur evinde bulunan yaşlı, engelli ve çalışan personellerin pandemiden bu yana sıkı tedbirler aldıklarını ve herhangi bir olumsuz etkenle karşılaşmadıklarını söyledi. Kuruluşlarımıza kalan yaşlı, engelli ve çalışanlarımıza uzman ekiplerimiz tarafından sürekli psikolojik destek sağladık. Kriz masası oluşturduk. İlimizde 3 adet izolasyon birimi kurduk. Sağlık sebepleri veya bir başka sebepten dolayı dışarı çıkan bir yaşlımızın kuruluşa giriş aşamasında testini yaptırıp izolasyon birimlerinde 14 gün boyunca 3 izolasyon biriminden misafir ettik. İzolasyon birimleri normalde 14 gün olması gerekirken biz Ordu il olarak 45 gün olarak uyguladık bu süreci. Diğer Avrupa ülkelerine baktığımızda huzur evlerinde
ölüm oranları %55 oranındayken aldığımız tedbirler sayesinde hamdolsun ki ordu önümüzde salgından dolayı herhangi bir can kaybımız olmadı. Yanık, bugünden itibaren yaşlı, engelli ve çalışan personellerinin aşılama işlemlerinin tamamlandığını aktarırken, başta Ordu Valisi Tuncel Sonel'e, sağlık çalışanlarını ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Bugün itibariyle kuruluşumuzda kalan yaşlı, engelli ve çalışan bütün personellerimizin aşılama işlemleri tamamlanmıştır. Bu süreçte bize desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize, sağlık çalışanlarına ve benim birer kahraman olarak gördüğüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aşılama sürecinin öncelikle ülkemize, tüm insanlığa sağlık, şifa ve huzur getirmesini diliyorum. İyi Parti'de de bugün yeni üyeler için rozet takma töreni düzenlendi. Düzenlenen törende rozet takma öncesinde İl Başkanı Ekrem Şentürk açıklamalar yaptı. İyi Parti'nin her geçen gün büyüdüğünü söyledi. İyi Parti Ordu İl Teşkilatı gün geçtikçe üye sayısını çoğaltmaya devam ediyor. Ordu İyi Parti İl Teşkilatı'nda bugün yeni üye olan vatandaşlar için rozet takma töreni gerçekleştirildi. Rozet törenine Ordu İyi Parti İl Başkanı Ekrem Şentürk, İyi Parti Altınordu İlçe Başkanı İbrahim Yeşilalan ve parti üyeleri katıldı. Tören öncesi konuşma gerçekleştiren İyi Parti Ordu İl Başkanı Ekrem Şentürk, İyi Parti'nin hızla büyüdüğünü ifade etti. İyi Parti vatandaşın gönlünü kazanmaya devam ediyor. Vatandaşımız İyi Parti'ye gönül vermeye devam ediyor. Teveccühü vatandaşımızın teveccühü ve yönelişi İyi Parti'ye hızla devam etmekte. İyi Parti hızla büyümekte. İnşallah ülke problemlerini, meselelerini çözme anlamındaki kararlılığımızın farkında olarak bizler Sayın Genel Başkanımız ve teşkilatlarımızla bu anlayışla sahada yoğun bir çalışma sarf ediyor. Başkan Şentürk yapılacak ilk seçimlerde İyi Parti'nin iktidara geleceğini söyledi. Aramıza gelen insanlarımız her biri kendi alanında, kendi dalında donanımlı, yetkin, birikimli insanlar. Biz bu insanlarla birlikte bu ülkeye hizmet edecek kadroları oluşturduğumuzu halkımıza duyururuz. Mutlaka ve mutlaka ilk seçimlerde İyi Parti bu ülkenin iktidarına gelecektir. Bu konudaki düşüncemiz nettir. Beklentimiz vardır. Beklentimizin karşılığı halkta gözükmektedir. Halk, millet bizi çağırıyor ve sahada da bunu görmekteyiz. Konuşmaların ardından partiye yeni katılan üyelerin rozetleri takıldı. Sağ olun. Çünkü Hayırlı olsun. Hoş geldiniz aramıza. İnşallah bize bir katkı sunacağınızdan eminim. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olacak. İyi olacak. Osman Bey. Osman Hocam. Teşekkürler. Teşekkürler. Aramıza hoş geldiniz kardeşim. Pandemi tedbirleri kapsamında restoranlar biliyorsunuz sadece paket servis verebiliyorlar. Bu da onları oldukça zor duruma sokuyor. Zira birçok işletme kirasını ve giderlerini karşılayamaz hale geldi. Onların da talebi oluştu dolayısıyla artık ayakta kalmak için restoranların açılması gerektiğini düşünüyorlar. HES koduyla vatandaşlar lokantalara gelsin istiyorlar. Bununla ilgili de Ordu Lokantacıları ve Aşçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kaya önemli açıklamalar yaptı. Pandemi döneminde kepenkleri kapalı kalan yeme içme sektörü temsilcilerinden restoran, kafe ve benzeri işyerlerinin açılması için Cumhurbaşkanlığına teklif hazırlandı. Teklifte restoranlar açılsın, tedbirlere uymayanlar kapatılsın, müşteriler HES kodu ile restorana girsin gibi öneriler sunuldu. Ordu Lokantacılar ve Aşçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kaya yapılan teklifler hakkında açıklamalarda bulundu. HES kodu ile müşteri alımına başlamak istediklerini söyleyen Mehmet Kaya, işletme sahiplerinin zor durumda olduklarını belirtti. Biz tabii esnaf olarak, restoranlar olarak, biz de aynı AVM'lerde olduğu gibi, toplu taşımada olduğu gibi HES koduyla beraber müşteri kabulüne başlamamızı istiyoruz. Çünkü gerçekten esnaflarımız şu anda çok zor durumdalar. Biz burada mağdur olan kesim, esnaf kesimi, restoranlar, kahvehaneler, özellikle bir seneden beri kahvehanelerimiz kapalı. Biz de şu anda 2 aydan beri kapalıyız. Daha önce de 3 ay kapalı kaldık.
Mehmet Kaya alışveriş merkezlerine HES kodu ile girildiğini hatırlattı. Biz de esnaf olarak şu anda Türkiye genelinde federasyonumuzun da katkılarıyla beraber HES koduyla beraber müşteri kabulüne başlamamızı istiyoruz. Ve burada AVM'lere HES koduyla giriliyor. Çarşı pazarlara HES koduyla giriliyor. Toplu taşımada yine aynı şekilde HES koduyla alınıyor. Biz de burada HES koduyla beraber dükkanlarımızı, iş yerlerimizi açmak istiyoruz. Aşı kampanyasında restoran çalışanlarına öncelik verilmesini talep ettiklerini ifade eden Kaya, aşı yapıldıktan sonra müşteri kabulüne başlamak istiyoruz dedi. Öte yandan bir de şimdi aşı başladı. Aşı uygulamasını da restoran çalışanlarına öncelik verilip çalışanların bir an önce aşılanıp bu şekilde HES koduyla beraber müşteri kabulüne başlamamızı istiyoruz. Kaya esnafların bütün tedbirleri aldığının altını çizdi. Şimdi zaten esnaf bütün tedbirleri almış durumda. Şu ana kadar bütün tedbirleri işte hijyen kurallarına, mesafe kurallarına, temizlik konusundaki bütün tedbirleri zaten almış esnaf. Bundan yana bir sıkıntımız yok. Esnaflar bunu dikkat ediyor. Çünkü sonuçta eğer almamış olsak biz de bu riskin içindeyiz. Kamuya ait borçlar için yapılandırma fırsatı çıkarttı devlet biliyorsunuz. 31 Aralık'ta son başvuru tarihi bitiyordu. Ancak vatandaşlardan gelen talep üzerine 1 Şubat'a kadar uzatıldı başvuru tarihi. Bu fırsatı da değerlendirmek lazım borcu olan hemşehrilerimiz için hatırlatma yapmış olalım. Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş da bu yönde çağrılar yaptı. Ancak bir de talebi vardı. Borç yapılandırmalarında son gün yaklaşıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından borç ödemeleri işlemi için son başvuru tarihi 1 Şubat 2021'e kadar uzatıldı. Ordu Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, 31 Aralık 2020 tarihinde hayata geçirilen yapılandırma fiyatlarını değerlendirdi ve pandemi nedeniyle vergi ve SGK borç yapılandırma süresinin 31 Ocağı uzatıldığını söyleyerek vatandaşların kısa sürede müracaat etmesi gerektiğini ifade etti. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yapılandırma yasası biliyorsunuz çıktı ve hayata da geçti. Dediler ki bir önce 31 Aralık 2020 tarihine kadar herkes müracaat edecek. 31-8 öncesine ait borçlarını yapılandırıyoruz dedi. Bu doğru bir zamanlama, doğru bir karardı. Daha sonra olağanüstü bir başvuru süreci, işte insanların geç kalması pandemi nedeniyle 31 Aralık'taki başvuruyu 31 Ocağı çektiler. Yani hem vergi hem SGK'da 31 Ocağı kadar yaklaşık bir 9 günlük bir süremiz kaldı. İnsanlar müracaat edebilir. Baş 2020 yılı 31 Ağustos sonrasındaki borçlarının yapılandırmaya dahil edilmediğini, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait vergi ve SGK primlerinin de yapılandırılmaya dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. 31-8 sonrası Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait vergi ve SGK primleri ve ertelemeden kaynaklanan Mart, Nisan, Mayıs 2020'nin ertelemesinden kaynaklanan bu iki borç grubunun yapılandırmaya dahil edilmesini istiyoruz. Bir de İşverenlerin ve esnaflarımızın en büyük talebi, iş dünyasının taleplerinden biri de yapılandırmanın birinci ödemesi 31 Ocak müracaat ettikten sonra vergi de Şubat ayı sonunda, SSK'da da Mart ayı sonunda. Hayır efendim, piyasada para yok, iş yerlerimiz kapalı, pandemi süreci hızlı gidiyor. Biz bu süreci dayanışmayla açmamız lazım. Devletimizin de bu dayanışmada bu borçları minimum ilk ödemesinin Haziran ayı sonuna kadar çekilmesi lazım. Yoksa gerçekten söylüyorum, amacına ulaşmayan bir yapılandırma olacak. Şimdi aslında benim vatandaş İsa olarak çok dikkatimi çeken bir haber var sırada. Bunun için haberci olmaya, medya mensubu olmaya gerek yok, gazeteci olmaya gerek yok. Aklı selim her insanın tepki göstereceği bir haber. Haber şu, elektrik dağıtım şirketi, esnaflar biliyorsunuz faturalarını ödeyemiyorlar bu ara, 1-2 ay aksatabiliyorlar. Bu gibi durumlarda 2 ay eğer fatura ödenmezse sistem üzerinden aboneliği iptal edermiş. Ve vatandaşı kayıp kaçak elektrik kullanıyor pozisyonuna sokuyormuş. Vatandaş daha sonra faturasını ödemeye gittiğinde çok fahiş rakamlarla karşılaşıyor doğal olarak. Bu etik bir davranış olmamakla beraber normal zamanda bile, bırakın pandemi dönemini, normal zamanda bile yapılabilecek bir uygulama değil. O yüzden böyle bir hata varsa, başta Ordu Valimiz Sayın Tuncay Soner olmak üzere ordunun tüm siyasi kimliklerini bu hatayı düzeltmeye davet ediyorum. Biz vatandaşımıza destek olmaya çalışırken devletimiz ya da devletimizin görevli personellerinin tamamı
esnafları ayakta tutmak için uğraşırken esnafların dükkanlarına böyle dinamit koymak hiç yakışıklı bir davranış değil. O yüzden elektrik dağıtım şirketini bir kere hemen hatasından dönmeye davet ediyorum. Yetkilileri de bu anlamda görev başına davet ediyoruz. Bu işin de takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz. Şimdi Ahmet Yılmaz anlatacak yaşadıklarını, iddialarını ortaya koyacak. Bununla ilgili YEDAŞ'tan da ya da elektrik dağıtım şirketi kimse onlardan da yazılı ya da sözlü cevap beklediğimizi mutlaka belirtmek istiyorum. Şimdi haberleri izleyelim. Pandemi döneminde olumsuzluklar ve ekonomik sıkıntılarla mücadele eden esnafların sorunlarına her geçen gün farklı sorunlar daha ekleniyor. Pandemi dönemi boyunca kapalı olan esnaflara faturalar gelmeye devam ediyor. Elektrik şirketleri faturalarını ödemeyen ve geciktiren abonelere ağır yaptırımlar gerçekleştiriyor. İşletmeye gelen elektrik faturaları ödenmediği takdirde ise elektrik kullanıcısı abonelikten çıkartılıp sistem üzerinden kayıp kaçak enerji kullandıklarına dair işaretleniyor. Kayıp kaçak enerji kategorisine girildiğinde ise kullanımın 10 katı ücret yazılıyor. Bu sorunla karşı karşıya kalan restoran sahibi Ahmet Yılmaz, TV52 habere mağduriyetini anlattı. Pandemi döneminde işletmesini açmadığını ve gelen faturaların ödenmediği için kendisine bilgi verilmeden kayıp kaçak enerji kullanımı kategorisine girdiğini söyledi. Şimdi bugün iş yerime geldiğimde YEPAŞ görevlileri tarafından iş yerimize geldiler. Elektrik abonemizin düştüğünü, bundan dolayı kayıp kaçak enerji kullandığımızı bize beyan ettiler. Bunun üzerine öncesinde de böyle bir problem yaşadığından dolayı kayıp kaçak enerjisinin 3-5 katıyla müşterilerine ağır yaptırımlar olduğunu bildiğimden dolayı kendim bizatihi kalktım. YEPAŞ'a gittim. YEPAŞ'ta da yine aynı şeyleri dile getirdim. Dedim ki 2019 yılında Darcabaşı Mahallesi'nde bulunan abonemde yine aynen bu şekilde bir kısıtlama yapmışlardı. 65-70 yaşındaki annemin elektriğini elektronik ortamda kesmişler. Bunun üzerine 400 lira ödenmesi gereken faturayı 4,5 milyar liradan ödemiştik. Bundan dolayı tecrübe edindiğimizden dolayı iş yerimizde de bu pandemi döneminde, bu sıkıntılı günlerinde iş yerimizde de bu şekilde elektronik ortamda kesilen enerji olduğunu duyar duymaz bize ağır yaptırımların karşılayacağımızı bildiğimiz için en azından bunu ben biliyorum. Siyasilere seslenen Ahmet Yılmaz bu soyguna dur denilmesi gerekiyor dedi. Şimdi millete de doğru dürüst aydınlatılmadığı için milletimizin, vatandaşımızın bu kadar paralar toplanmasına rağmen YEPAŞ tarafından en azından elektronik ortamdan kesecekseniz bile telefonla bilgilendirilmesi doğru olması gereken budur. Ama bunu yapmıyorlar tam tersine. Çünkü işlerine geliyorlar. 1 liralık alınması gereken faturayı aynen ABD'nin Türkiye'ye yaptırım olması gibi para güçlerini, sermaye güçleri, sermaye babaları bunu bu yönde milletimize reva görüyor. Biz bunu iktidarımıza, devletimize, bizi yöneten milletvekillerimize, orduya sesleniyorum, Türkiye'ye sesleniyorum. YEPAŞ'ın soygununa dur demek için diğer özelleştirilmiş, tekelleştirilmiş tüm firmalara durun demesini devletimizden bekliyoruz. Ahmet Yılmaz ödemelerdeki süreci anlattı. Faturaların ödenmediği takdirde aboneliklerin sistem üzerinden sonlandırıldığını belirten Yılmaz, elektrik şirketi tarafından gelen faturanın kat kat üzerinde ücret alındığını vurguladı. Bir süreç evet, ben süreci bildiğim için süreci tam olarak anlatalım şimdi buradan bizim izleyicilerimize. Bunu da anlasınlar yayın hemen. Diyelim ki bir faturanız veya iki faturanız veya üç faturanız var. Üçüncü faturanın sonunda sizin elektronik olaraktan abonenizi sonlandırıyorlar. Sonlandırılan abone otomatikmen onlara göre, sisteme göre, elektronik sisteme göre kayıp kaçağa düşüyor. 1 liralık ödenmesi gereken, diyelim ki onu fark etmediniz, 1 ay geçti veya 20 gün geçti. O esnada 20 günlük abone sonlandırdıktan sonra 20 günlük, 30 günlük süre içerisinde 1 liralık tüketmiş olduğunuz enerji 10 lira olaraktan yansıyor. Veyahut da şöyle diyelim, bir iş yerinde 1 milyarlık enerji tüketmeniz lazım. 30 gün siz bunu fark etmediniz. 30 günün sonunda YEPAŞ'a yeniden gidip abonenizi yenilemek zorunda kaldığınız zaman karşınıza 10 bin lira olaraktan çıkıyor. Yani milletimize reva mıdır bu? Bu sisteme dur denilmesi lazım. Ünye AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Ünye Port Projesi için limandaydı. Yapılan projeyle ilgili incelemeler yaptı ve sonrasında da açıklamalar yaptı. Ünyeliler bu projeyi çok sevdi dedi. AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve parti üyeleri Ünye Limanı'na ziyarette bulundu. AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Ünye Limanı'nda yaptığı konuşmada Ünye'ye Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından büyük yatırımların yapıldığını söyledi. Bazı
Malumunuz olduğu üzere ilimizde olduğu gibi Ünye'mizde de son zamanda çok güzel değişikliklere şahitlik ediyoruz. Bununla birlikte 31 Mart seçimlerinde düşünen ordu, üreten ordu ve yarışan ordu ile birlikte 4 mevsim ordunun mimarı Doktor Mehmet Hilmi Güler Bakanımızın ordu için bir şans olduğunu ifade etmiş idik. Bu anlamda ordunun bütününü ele almak kaydıyla hizmet yarışı ve mücadelesini elinden geldiği kadar ekibiyle beraber sürdürüyor. Bizler de Ünyeliler olarak bu anlamda Sayın Bakanımızın riyasetinde gerçekten çok güzel çalışmalara şahitlik etmiş oluyoruz. Kenan Selim Argan, Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in Ünye Port müjdesini verdiğini hatırlattı ve bu müjde Ünyelileri sevindirdi dedi. Bunun en son örneğini de değerli arkadaşlar geçen hafta içerisinde Ünye Port Limanı'na başlanacağı müjdesiyle beraber kendisinden duymuş olduk. Ünye Limanı'nın Karadeniz bölgesindeki önemine değinen Kenan Selim Argan, yapılacak Ünye Port projesini anlattı. Bu noktada Sayın Bakanımızın titizlikle çalıştığına şahitiz. Hakikaten gecenin geç vakitlerinde bu konuyla ilgili istişare yaptığımızda doğrudur. Bu hususta ilgili olarak da mevcutta 1920'li yıllardan günümüze kadar geçen süreçte Ünye'de bir liman hizmeti veren çok güzel bir alanımız var. Bu konuyla ilgili olarak da Osmanlı donanmasını ev sahipliği yapmış olan bir yerleşim alanında yaşadığımızı da ben bilmenizi arzu ediyorum. Bu nedenle hakikaten Ünye bir liman şehridir, liman kentidir. Tarih, turizm ve kültür merkezinin yanında bir liman kentidir, liman şehridir. Argan, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ünye'de yaptığı projeleri anlattı ve yapılan projelerden dolayı Başkan Güler'e teşekkür etti. Ki Büyükşehir Belediye'miz sadece Ünye Port'la ilgili değil, geçmişten geleceğe yaklaşık 2 yıllık süre içerisinde çok ciddi anlamda ilçemizde çalışmalara ev sahipliği yaptı. Bunları böyle kısaca özetleyecek olursak ilk olarak Ünye'de 40 yıllık çöp sorununun kaldırılmasında hakikaten çok önemli bir rol üstlendi. Bankacılıkta yeni düzenleme geldi sevgili izleyenler. Artık dijital bankacılık dönemi en üst versiyonuyla sahnede. Vatandaş da bu konuda yeterince bilgiye sahip değil. Biz de vatandaşımıza bu yeni düzenlemeyi sorduk. Bankacılıkta dijital devrim başlıyor. Tüm bankaların tek uygulamada birleşeceği dijital bankacılık düzenlemesi bu yıl devreye giriyor. Artık bir tüketici tüm banka hesaplarını tek bir uygulama üzerinden kullanma şansı yakalayacak. Şimdi benim düşüncem, benim açımdan hani uygulamayı kullanmam bir sakınca olmaz. Yani benim için yeni bir yenilik olur. Ama hani uygulamayı kullanamayabilen vatandaşlarımız da olabilir. Ya vatandaşa kolaylık sağlayacağına inanıyorum. Yani iyi olur ama tabii bazı güvenliklerde de dikkat edilmesi gerekiyor. Tüm hesapları tek uygulama üzerinden yönetmek, yaptığınız alışverişlerde banka uygulamasına gerek kalmadan aynı uygulamadan havale yapmak mümkün olacak. Şimdi daha önceden bir banka hesabım olmadığından dolayı pek fazla yorum yapamayacağım. Ama diğer dijital uygulamalarda da zaten güvenerek şifrelerini paylaşabiliyorlarsa tek bir uygulamada da paylaşabilirler. Ve aslında daha fazla kolaylık olacağını düşünüyorum. Mesela benim telefonumda hiçbir zaman yer olmuyor. Yer olmadığından dolayı tek tek uygulamaları indirmek yerine tek bir uygulamanın üzerinden kullanmak daha uygun olur diye düşünüyorum. Yani şahsen iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü niye? Karmaşık ortamdan kurtarmaya çalışılıyor. Tek bir hesaptan daha sade olur, daha düzgün olur diye düşünüyorum. Çünkü niye? Mesela kimlik numaramızdan bazı şeyleri, her şey oraya toplansa, örnek mesela çoğu kartlar ekarte olur ve cebimiz bile rahatlar yani. Şimdi bir sürü şey taşıyoruz. Bu tabii ağırlık veriyor veya işte karışıklık oluyor. Tek bir hesaptan olması tek şeyde daha güzel olur. Vatandaş için de kolaylık olur. İş yeri için de kolaylık olur. Üst üste tezgahlardaki zamlardan bahsediyoruz haber bültenlerinde. Ancak bu tezgahlardaki zamlar maalesef üreticiye yansımıyor. Tıpkı fındık gibi, tıpkı süt gibi. Az sonra ekranlarınıza süt haberini getireceğim ama fındığa da bir başlık açmak istiyorum. Bu akşam gündemimizde fındık haberi yok herhalde. Ancak bugün öğle saatlerinde bir abimiz geldi köyden. Bizi fındıkla ilgili biraz bilgilendirdi. Bazı iddiaları da vardı. Dikkatimi çekti. Bizzat benimle görüşmek istedi. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum abimize. Dedi ki tüccarda 53 randıman gelen fındık
TMO'da 48 randımana kadar düşüyor. Acaba diyor bunların arasında işbirliği mi var? TMO fiyat revizesi yapar mı bilmiyorum. Ama şu fındıktaki baskıyı görünce yapması gerektiğini biliyorum. Bir revize yetkililer tarafından dillendirilmeli. Sayın siyasilerimiz tarafından dillendirilmeli. Bir revize olmalı. TMO alım şartlarını zorlaştırdıkça burada tekelleşen sektör vatandaşı uygun fiyata fındığını satmaya mecbur bırakıyor. Ama tezgahlarda öyle değil. Marketlerde öyle değil. Mamul maddelerde öyle değil. Çok fazla zam oranı yansıdı fiyatlara. Fındıkla ilgili de muhakkak dikkat çekmek lazım. Arkadaşlarımız da inşallah bu konuyu pazartesi günü enine boyuna araştırsınlar. Şimdi süt haberi. Yine öyle marketlerde, tezgahlarda sütün litresi 7-8 liraya satılmaya başlandı. Ancak üreticide fiyat artışı yok. Peki bu zam nereden geliyor? Neden geliyor? Vatandaşlarımıza sorduk. Marketlerde 1 litre sütün fiyatı 7-8 TL arasında değişirken hayat pahalılığı vatandaşı iyice yormaya devam ediyor. Ne oldu da süt fiyatına bu kadar zam geldi? Dolayı var. Bugün bütün dünya, Avrupa'nın hem süper gücü Amerika değil mi? O da aynı durumda düştü. Bunda etkilenmeyen yok. Yani şöyle bu şehrin efendisidir. Bunu kabul edelim yani. Sütlerin yağı salınmış oluyor. Hiçbir vitamini yok. Akşam aldım. Tekrar geri verdim. Bir pahalısını da aldım. Yine de inek sütünü tutmuyor. Tabii köy ürünü daha da pahalı. Köyün sütü, yoğurdu, yumurtası mutlaka yani gıdalı, organik, güzel. Türkiye'de temel gıda maddelerinde yaşanan fiyat artışları alışverişe çıkan insanları iyiden iyiye bunaltmaya başladı. Yumurtanın tanesi 1 lira yaşarken bir kutu sütün fiyatının süpermarketlerde 7-8 TL bandında gelmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Süt son zamanda çok pahalandı ama nedenini bilemiyoruz tabii. Nasıl oluyor biz de bilmiyoruz sütün nasıl pahalandığını. Bir şekilde pahalanıyor yani. Köylüden ucuz alınıyor, markette pahalı oluyor. Evet, sütü de peynir ediyor, süt ürünlerine. Benim çocuğum da çok seviyor sütü. Biraz zam geldiği için tabii hani biraz her şeyden kısmak gerekiyor. Ona da biraz zor oluyor almak fiyatında. Yani ama biraz daha uygun olsa daha iyi olur. Halbuki üretenin kazanması lazım. Bir çiftçiye değer vermemiz lazım. Sahip çıkmaması lazım. Sadece burada değil, domateste de, patateste de, her şeyde. Köylünün kıymetini bilirsek, köylü milletimizin efendisi demiş. Kim demiş? Kemal Atatürk demiş. Doğru mu? Şu anda süt ürünleri hayvancılık zaten öldü. Biliyorsun yemler, şunlar, bunlar komple arttı. Süt ürünleri aynen yerinde sayı. Markete girdiği zaman aynen en büyük zamı marketler veriyor. Her şeyde zam var yani. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan mesaj var. Bir video paylaştı. Gürgentepe, Gölköy, Ordu yoluna atıfta bulundu Sayın Enginyurt ve bu yolun bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu, Ulubey, Gürgentepe, Mesudiye yolunun bitirilmesi gerektiği konusunda çağrıda bulundu. Yolun onlarca yıldır bitirilemediğini söyleyen Milletvekili Enginyurt, bitmeyen yol Orduluların vicdanını yaralıyor dedi. Ordu, Ulubey, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye yolu onlarca yıldır bekleyen ve hala bitmeyen bir çile olarak Ordulunun vicdanını yaralıyor. Milletvekili Enginyurt, Ordu, Ulubey, Gürgentepe yolunun viyadük ve tüneller ile geçilsin diyerek çağrıda bulundu. Ulaştırma Bakanına ve hükümete çağrımdır. Ordu, Ulubey, Gürgentepe hattı viyadüklerle ve tünellerle geçilsin. Maliyet yükseliyor demek Ordulu'ya yapılacak en büyük haksızlık olur. Enginyurt, Avrasya ve Marmara'yı yapan devletimiz bu yoldaki viyadük ve tünelleri mi yapamayacak ifadelerini kullandı. Avrasya tünelini yapan devletimiz, Marmara'yı yapan devletimiz, Gürgentepe'deki tüneli mi yapamayacak? Ulubey'deki viyadükle geçişi mi sağlamayacak? Bu yolun bir an önce bitmesi gerekir ve Ulubey-Gürgentepe hattının viyadükle ve tünellerle geçmesi hem bu yol için hayırlı olacak hem de yöre insanına ekonomik katkı sağlayacaktır. Bir an önce Ulaştırma Bakanı bu konuda adım atmalıdır. Bunun takipçisi olacağız.
Selimiye'de boş bir binada yangın çıktı. Bina kullanılamaz hale geldi. Maddi hasar oluştu çıkan yangında. Alınan bilgiye göre Altınordu ilçesi Selimiye mahallesinde boş bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olan yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Peki nasıl çıkmış yangın tahmin ediliyor? Giden belli değil. İçeri bir gez böyle içeri hılışır dolu. Kimin girip kimin çıktığı hiç belli değil. Gelen giden içeride, yani benim tanımadığım insanlar bile geliyor gidiyor içeride. Yani yangının çıkma sebebi zaten bir çocuk girmiş. Devamlı gelip gidiyorlar. Yani olduğu gibi metruf bir bina. Ekipler yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Çambaşı'nda kar kalınlığı 60 cm'ye ulaşmasıyla beraber kayak turizmi de resmen başlamış oldu. Peki tesisler ne alemde? Bununla ilgili Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, kayakla ilgili de tabii hangi aşamadayız? Kayak Federasyonu Ordu İl Temsilcisi Fevzi Turan açıklamalar yaptı. Bölgede etkili olan kar yağışıyla Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'na çıkan yerli ve yabancı ziyaretçiler, 2000 rakımlı dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. Eşsiz manzarasıyla özellikle kış aylarında kartpostallık görüntüler oluşturan merkez, doğa severlerin uğrak yerleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Çambaşı Yaylası'nda 2017'den itibaren hizmet veren kış sporları ve kayak merkezine olan ilgi her sene artmaya başlarken ziyaretçilerin bazıları konaklamak için ahşap evleri tercih ediyor. Havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sezona geç başlayan kayak merkezinde kar kalınlığı son günlerde etkili olan yağışla 80 santimetreye ulaştı. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, bu sezon beklenen karın geç yağması nedeniyle kayak merkezinin gecikmeli açıldığını söyledi. İnşallah bu yatırımla beraber kendisi gelişmeyle beraber daha büyük otellerin yapılması ve değişik yatırımlarla beraber daha hazırlıklı çalışmalarla devam edecek diye düşünüyorum. İlçem adına ve şahsına teşekkür ediyorum tekrar. Hemşehrilerimizi her gün bekliyoruz, artık bundan sonra kayak merkezi açıldı. Pandemi süreci var. Pandemi sürecindeki kural ve kaidelere uyarak şartlar ne getiriyorsa o şekilde arkadaşlarımızın da yardımıyla inşallah kayak merkezimiz faaliyetlerine başladı. Bundan sonra dediğimiz gibi hemşehrilerimizi, gurbetteki hemşehrilerimizi ve turistleri bekliyoruz artık. Ve şu andan itibaren zaten yoğunluk başladı. Çambaşı merkezde şu anda otellerimiz aşağı yukarı %80-%90 kapasitede dolu devam ediyor. Kayak Federasyonu İl Temsilcisi Fevzi Turansa, Çambaşı Kayak Tesisi'nin konuklarına daha iyi hizmet verebilmesi için altyapı çalışmalarının yazın tamamlandığını söyledi. Çambaşı Doğa Tesislerinde bulunan kayak tesisimizi hizmete açtık. Değerli konuklarımız için altyapı çalışmaları yaz aylarında tamamlandı. Kış aylarında da şu anda 3 tane restoran, 12 bungalov, butik otel, kızak, yürüyen bant, 2 adet telesiyecimiz ve toplam 15 kilometrelik kayak pistimizle beraber değerli konuklarımıza hizmet vermekten ordulu olarak, ordu olarak gurur duyuyoruz. Fatsa Belediyesi'nin gençlere desteği ve sürprizleri devam ediyor. Bu bağlamda liseli gençlerin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayabilmek için biliyorsunuz bir dergi çıkartmıştı Fatsa Belediyesi. Lise Zon adında 1. ve 2. baskıları basılıp dağıtıldı. 3 ve 4. baskılar da artık belediye personelleri tarafından adreslerine ulaştırıldı, teslim edildi. Bununla ilgili de öğrencilerin Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'a teşekkürleri vardı. Fatsa Belediyesi ekipleri tarafından dağıtımı gerçekleştirilen Lise Zon dergisinin 3. ve 4. sayısında lise öğrencilerinin ilgisini çekecek birbirinden faydalı bilgiler bulunuyor. İlk 2 sayıyı aldıktan sonra yeni sayıları merakla beklediklerini ifade eden gençler, dergileri kendilerine ulaştıran Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'a teşekkür ettiler. 1 ve 2'lere ulaştı. Güzeldi, ben teşekkür ediyorum. Dersler hakkında bazı şeyler hakkında bilgiye ulaştım. Bilmeceler falan onlarca. Daha önceki sayılar elinize ulaştı mı? Evet, 1. ve 2.sı da elime ulaşmıştı. Evet, inceleme fırsatı buldum. Neler söyleyeceksin?
Bizi çok teşekkür ediyorum ilk başta. İçinde faydalı olacağını düşündüğüm şeyler de vardı. Okudum da zaten ilk başta. Evet. Ben yeterince faydalı şeyler olduğunu düşünüyorum. Daha fazlasına gerek yok. Ya bizleri unutmadıkları için çok teşekkür ediyorum bu zamanda. Ve onları öpüyorum buradan. Sevgiler. Her şey için çok teşekkürler. Fassa Belediyesi dergiyle birlikte gençlere bir sürpriz daha hazırlıyor. O sürpriz de ilerleyen günlerde Fassa Belediyesi tarafından gençlere duyurulacak. Bu haberle bültenin sonuna geldik sevgili izleyenler. Güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum. Saatler 24'ü gösterdiğinde TV52'de gece bülteninde tekrar görüşene kadar. Hoşçakalın. Giovanni Gentile spor haberlerini sunar. Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig B grubunda mücadele eden Akkuş Belediyespor, 24 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ünsal Grup Şiran Akademi maçı ile ikinci yarının ilk maçına çıkacak. Ligde ilk yarı 22 puanla 4. sırada tamamladıktan sonra devre arası hazırlık dönemini gayet verimli geçiren Akkuş Belediyespor, tam kadro olarak antrenör Mehmet Aydın yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Lige verilen arada verimli bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten antrenör Mehmet Aydın, ikinci yarının ilk maçından galibiyetle ayrılarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Akkuş Belediyespor olarak her maça galibiyet parolasıyla çıkacağız ve peş peşe galibiyetler alarak ligin üst sıralarındaki yerimizi korumayı planlıyoruz. Takım olarak önce playofflara kalmak, ardından da Efeler Ligi'ne yükselebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun için inancımız ve gücümüz var dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig ekiplerinden Akkuş Belediyespor kadrosunu güçlendirebilmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl Efeler Ligi hedefi doğrultusunda dinamik, hırslı ve yetenekli bir kadro kuran Akkuş Belediyespor, daha önce 3 sezon Akkuş Belediyespor forması giyen Soner Solmaz'ı kadrosuna kattı. Akkuş Belediyespor'un hedefleri olan bir takım olduğunu ve yeniden yeşil beyazlı formayı giydiği için mutlu olduğunu belirten Soner Solmaz, daha önce 3 sezon boyunca Akkuş Belediyespor forması giymiştim ve güzel başarılar elde etmiştik. Tekrar Akkuş Belediyespor'a gelme nedenim Akkuş'un her sene voleybolda hedefi yükseltmesiydi. Bu yılda önce playoff, ardından da Efeler Ligi hedefi var. Ben de bu yıl bu başarıda yer almak için elimden geleni yapacağım ve inşallah bu yıl Akkuş Belediyespor'u Efeler Ligi'nde göreceğiz. Ligin ikinci yarısına bu hafta deplasmanda oynayacağımız Şiran Akademi maçıyla başlayacağız. İnşallah deplasmandan galibiyetle dönüp ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapacağız. Tekrar Akkuş Belediyespor'a döndüğüm için mutluyum dedi. Merhabalar, benim adım Soner Solmaz. Daha önceden 3 sezon Akkuş Belediyespor forması giydim. Güzel başarılar elde ettik. Şu an bulunduğumuz ligde şampiyon olarak çıktık. Tekrar buraya gelmem Akkuş voleybol konusunda her yıl daha ileri gittiği için bu yıl hedefi Süper Lig. Ben de bu başarıda tekrar bulunmak için elimden geleni Akkuş için yapacağım. İnşallah bir dahaki sezonda Akkuş'u Süper Lig'de göreceğiz. İkinci devir için hazırlıklarımıza çok güzel başladık. Çift antrenmanlar yaparak, çok güzel antrenmanlar çalışarak, her zaman önümüzdeki maçları düşünerek çalıştık. Bütün arkadaşlarım buna inanıyor zaten. Güzel bir hazırlık süreci geçirdik. İnşallah bu hafta sonu Şiran'a gideceğiz. Şiran maçının bizim için zor olacağını biliyorum. Çünkü her zaman ilk maçlar zordur. Ama bunu en iyi şekilde değerlendirip Akkuş'a döneceğiz. Umarım bizim için güzel bir maç olacak ve güzel bir başlangıç olacak. Devamının daha kolay olacağını düşünüyorum. 1994 doğumlu olan Soner Solmaz, Boş, Tofaş, Kula Belediyespor, Fındıklı Spor, Akkuş Belediyespor, Bulancak Belediyespor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ve Niksar Belediyespor takımlarında oynamıştı. Giovanni Gentile spor haberlerini sundu.